Tuvalet al. Sen bir şey oldu sana, gel. Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bu hafta gezimizin Adriyatik etkisi bölümüyle sizlerle beraberiz. Sizlere keyifli ve güzel seyirler diliyoruz. Dragi prijatelji, prijateljice. Puno, puno pozdrav iz Dubrovnik. Sve dobro, sve lijepo. Prelijepo, predivno. Vidiš, gledaj. To je to. Şu anda sevgili Emre ile birlikteyiz. Makarska sahillerinden. Daha doğrusu şu anda Tuçepi'deyiz. Emreciğim, Tuçepi kasabasındayız şu anda. Evet. Burası, hemen arkanda Adriyatik Denizi var zaten. Aynen. Adriyatik Denizi'nin arkasında, yani bu Hırvatistan kıyılarının karşısında birkaç ada var ve İtalya geliyor. Onlar hakkında biraz görüşlerini bildirebilir misin lütfen? Şimdi şu anda bulunduğumuz bölge Makarska, Riviera bölgesindeyiz. Şu solda gördüğümüz adalar, Braç Adası var. Onun arkasında Hıvar Adası. Bu arada bu adalarda bir yaşam da mevcut tabii ki. Yapılar da var. Bunun da şu sol tarafında kalması gerekiyor. Koyçul Adası var. Koyçul, evet. Adası da Marco Polo ile ünlü. Bu Marco Polo'nun doğum yeri galiba. Tabii, Marco Polo'nun kendisinin evine de gittim ben. Evet. Marco Polo'nun doğum yeri, Marco Polo'nun özellikle amcasıyla babası, bunlar denizciler. Evet. Sonra Marco Polo, o zamanlar bizim çok fazla bilgimiz olmayan Orta Asya geçip orada Kubilay Han'la tanışıp, onun Kubilay Han'ın burada Avrupa'da onun sağ kolu oluyor. Birçok buradan gelinler götürüyor. Buradan Moğolistan'a, Moğolistan'dan bu tarafa. Aslında o Marco Polo ile beraber bu ilk Moğolistan-Avrupa etkileşimlerinin başlaması diye söyleyebiliriz. Evet, yani Orient ile Occident arasında etkileşimler, bravo, daha önce de vardı, evet, mevcuttu yani. Oldu. Ve evet, şey, kitaplarını görmüştüm ben, kendi yazıtlarının Marco, evet, Polo evinin müzesinde. Tavsiye ederim, Hırvatistan'a gelirseniz Koruçul Adası'nı. Bu arada senin daha fazla tecrüben var Emre. Bu yerli gruplarla, yani bizim Türk misafirlerle, evet, Koruçul Adası'na çok gitmişliğim var. Evet. İnsanlar zannediyor ki, evet, ada sayısı belki 1200'den fazla, Dalmatça ada sayısı, ama şöyle bir şey zannediyorlar. Yani her dakikada bir feribot var zannediyorlar. Halbuki gelince yamuluyor millet, değil mi? Aa, kesinlikle. Contayı yakıyorlar yani. Tabii, Koruçul Adası işi mesela, bu odaların ferileri mesela bir sabah kalkıyor, bir sonra akşam dönüyor. Hani, evet, onun timinglerini çok iyi ayarlamaları lazım. Evet. Yoksa yolda kalabilirler. Aynen, aynen. Doğru. Doğrudur. Evet. Emreciğim, verdiğin bilgiler için, teknik ve faydalı bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tuçep'den, Makarska'dan herkese sevgilerle. Makarska'dan selamlar olsun. Hırvatistan'dan sevgiler. Teşekkürler. Gezilerle kalın. Sağ ol. YouTube'u koyayım, arkadaşlarım hava atayım. Evet, Emre kardeşim, bizim videoyu ne zaman atacaksın diyor. Bizim videoyu ne zaman atacaksın? En kısa zamanda kardeşim. Monster'dan bize ilginç şeyler söylersen videoyu atarız. Şimdi şu görmüş olduğunuz köprü yaklaşık 450 sene önce Osmanlı zamanında yapılıyor. Bu Neretva Nehri'nin suyunun yükselmesinden sonra buraya Monster halkının Osmanlı Sultanı'ndan isteği üzerine yapılan yaklaşık 500 yıllık UNESCO koruma altındaki köprüyü gözlemliyorsunuz. Eyvallah. Peki, buyurun. Oradan atlayan contalara ne demeli? Oradan ben de atlayacağım yakında. Hadi bakalım. Kafayı bozan atlıyor oradan. Kafayı bozan atlıyor, bir de parayı bozan atlıyor, değil mi? Tabii. Tabii. Biz paradan değil, biz kafadan atlayacağız. Eyvallah. Direkt. Hadi zaman. Bakalım. Kafadan direkt. Hadi bakalım. Burası Koski Mehmet Paşa Camisi. Burası iç avlusu. Ve bakın burada ne var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Borisa poznajem dugi niz vremena. Ha, dugi niz godina. Dugi niz godina, da. Pozdrav ljudi, opet radimo. Ja sam opet sa Britanci grupa. Pozdrav iz Budvo. Sen
Çok mu sana gel? Sevgili arkadaşlar, umarım sizleri günlük sıkıntılardan uzaklaştırıp keyifli video izletmişizdir. Bizleri takip edip, beğenip, yorum yapıp, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın.